بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز مؤمن مسلمان دين قرداشلر منا bugünkü sohbetimizde ilim fazileti barasındaki hadislerini o'rganishda davom etamiz. An Abi Waqid al-Laythi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam baynama huwa jalisun fil masjid wan nasu ma'ah id aqbala thalathatu nafar fa aqbala ithnan ila Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa dhahaba wahid qal fa waqafa ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa amma ahaduhuma fara'a furjatan fil halqa fajalasa fiha وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه رواه الخمسة إلا أبا داود Rasul Akram aleyhissalatu vesselamning sahabalardan Abu Waqid al-Laysi radhiyallahu anhu rivoyat qiladilar. Rasul Akram aleyhissalatu vesselam masjidda odamlar bilan o'tirgan edilar. Payg'ambarimiz aleyhissalatu vesselamning masjidlari kichkinagina masjid edi. Bir 300 chamasi odam sig'adigan, 300-400 odam sig'adigan kichkinagina masjid edi. Bu masjidni ustunlari xurmo novdalari edi. Xurmo ustunlari edi. Shifti xurmoni mayda shoxlardan qilingan edi. Yeri esa mayda tosh edi. Gohida yomg'ir qattiqroq yog'sa, chakka o'tib, hamma yoq ho'l bo'lib ketardi. Mana shu kamtarona kichkinagina masjid Madinai Munawvarada. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom bu masjidda oturup Allah'ın vahiyisini, İslam talimatlarını kişilerine yetkizer ediler. Bu mescid kiçkine yine mescid idi. Lakin bütün dünyaya ilahi nur bana şu cahiden taranlar idi. Bu mescid kiçkine yine körümsüz yine bolsa da o ilim merkezi idi. Öşe devrinin medresesi idi. Öşe devrinin en katta camiası, üniversiteti idi. Rasulullah Ekrem aleyhissalatu vesselam sahabalarga dinden talim verip, ularga Allah'ını kürsetmelerini örgatip, Kur'an okutup, hadis aytip, ularını terbiyele barar ediler. Bir gün ana şunday meclis bulup, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam adamlarga talim veriyatken ediler. Birden üç kişi kirip yap kaldı. Rasul Akram aleyhissalatu vesselamın mescidlerinde iki de yolunu ortasına caylaşken üçün gâhıda adamlar yolcu sıfatında hem ötüp kalardı. Üç kişi kirip geldi. İki kişi Rasul Akram aleyhissalatu vesselam tamam yürüp geldi. Bir kişi ise kaytip gitti. Haliki iki kişi Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamını ruhbaralarına geldi de halkadan cay tapıp oturdu biri. Ularını biri halkadan cay tapıp oturdu. Demek Peygamberimiz aleyhisselam adamlarga talim berayotganlarida halka şeklinde oturuşken eken. Sahabalar halka şeklinde oturup Resulullah Ekrem aleyhisselam şu halkanın başı bulup ularga talim berayotgan ekenler. Uzat aleyhisselatu vesselamın ilimden sözde yetkenlerini bilgen haligi kişi ilimge çankağlı giden derhal halkadan cay tapıp oturdu. İkinci adam ise halkadan cay tap almadı da imanı üyetti de halkanın arkasına gelip oturdu. Bir rivayette geldi. O kişi az yine kayıtıp çıkartmak için hem buldu mescidden. Lekin üyetip, hayal kılıp, çıkıp geçişten hayal kılıp, gelip halkanın artıda cay tapıp oturdu. Üçüncü adam ise bunda kara diyor, yüz ögürüp çıkıp gitti. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam sözlerde devam ettiler. Mavzunu tüketip, أَلَا اُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلَاثَةِ dediler.
sizlarga 3 kishi haqida xabar berayimmi? Ya'ni hozir Rasul akram alayhissalom u 3 kishini kuzatib turgandilar. Hozirgi holatni sizlarga bayon qilib beraymi dedilar. Va gaplarida davom etdilar. Ulardan birinchisi. Birinchisi Allohdan boshpana so'radi, ya'ni Allohni panohiga qochdi. Alloh unga panoh berdi. İlim halkasıya kiriş, hadis-i şerifte Resulü Ekrem aleyhisselam tabirler bilen etkendi. Allah'ını panahıya kaçışken. Bana şu cahide ilim ulaşıyabiliriz mi? Şu cahide kiriş demek ilimge intiliş bu Allah'ını panahıya kaçış. Allah'ını künhüge baş vuruş hesaplanırken. Kim Allah'dan panah sorarsa Allah onu panahıya aladı. Allah onu panahıya aldı dediler. Ulamalarımız izahlaydılar. Demek kim Allah'ın şeriatını örgenişke kadem basıp yürse bu Allah'ın panahıge yürgen buladı. Ve Allah onu zalaletten, cehaletten, yamalliklerden panahıge aladı. İkinci adam ise üyet, haya kıldı. Allah hem ondan haya kıldı. Hadisinin güzelliğini karayın. İkinci adam hem haya kıldı. Onun hayası başka çarak idi. Halkaya girişten haya kıldı. Yüzü ögürüp çıkıştan haya kıldı. Allah hem onu sevapsız koyuştan haya kıldı. Lekin onun derecesi ilimge intilip halkanı arasıya kirgende derecesi bilen beraber bu meydi. Allah onu sevaptan beybahra koymaydı. Bahramant kıladı. Lekin haligindik Allah'ın panahıya kiriş meselesi de bu adam artta kalgen kısabladı. Üçüncü adam ise yüz ögürdü Allah hem ondan yüz ögürdü. Dediler. Demek ilimden yüz ögürüş, Allah'dan yüz ögürüş buladı. Allah'ın şeriatını örgenişten yüz ögürüş, Allah'dan yüz ögürüş buladı. Allah hem ondan yüz ögüredi. Allah kimden yüz ögürse onge hidayet yok. Onge necat yok. Onge yaşlık yok. İkinci hadis. Yani bugünkü sohbetimizdeki ikinci hadis. An Ebi Hureyre radıyallahu anhu anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kal. Men seleke tariqan yeltemisu fihi ilmen sehhelallahu lehu tariqan ilel cenne. Kim ilim yolu da kadem basıp yol yürse Allah onge cennetin yolunu asan kılıp koyadı. Demek cennetke yürüşüne en yakın yolu, en asan yolu, en tinç yolu bu ilim yoludur. Cennetki yürüdüken yol köp. İnsan mesela mihnet bilen hem halal rızk tapış bilen hem cennetke baradı. İnsan ibadet bilen hem cennetke baradı. İnsan hayri ihsan bilen hem cennetke baradı. Yani cennetin yolları köp. Lekin şu yollar içindeki en yakını, en asanı bu ilim yolu hisoblanadi. Kim ilim yoluna yürse, cennetini başka yollarını hem Allah onu asan kılıp koyadı. Ana, cennetke baradığın yol yok. Başka yollardan yürseniz hem bararsız. Lekin ilim yoludan bararsız, cennetke baradığın hem yolunu Allah asan kılıp koyadı. Hadis-i şeriflerde bu yerde ilim değil yani. Tamam. Faydalı ilim olsa ki, mana şu kabilge kiredi. Al husus bu cayda demek din ilmi, şeriat ilmi nazarda tutulgan. Ve mejtema'a kavmun fi beytin min buyutillah yetluna kitaballahi ve yetedarasunahu beynehum illa nazalet aleyhimus sakinah ve gashiyethumur rahmah ve haffathumul melaike ve zekerahumullahu fi men indah ve men batta'a bihi amaluh lem yusri' bihi nesabu. Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam etiyettiler. Agar qaysi bir kavm, kavm degani Arab tilida ma'lum bir maqsadga yo'nalgan, bir maqsadga intilgan odamlar jamoasini kavm deydi. Uchtadir undan ko'pdir. Ko'pchilik odamlar bir maqsad sari, bir o'y sari, bir yo'nalish sari jamlanishsa, mana shular kavm bo'ladi. Agar bir jamoa yani bir maksaddaki cemaat Allah'ın üyelerden biri de toplansa
Ular o joyda Allohning kitobini tilovat qilsalar, uni o'rgansalar, o'zaro bir-birlarga dars qilib o'tsalar. Mana shu joyda ulamolarimiz aytadilar. Allohning uyidan boshqa joyda to'plansa-chi. Shu hadis taxtiga kiradi. Nega desa? Chunki bu joyda asosan o'sha davrdagi sharoit nazarda tutilgan va musulmonlarning odatdagi holati nazarda tutilgan. Odatda musulmonlar ilmni masjiddan olgan. Rasul akram alayhissalotu vasallamning masjidlari ham masjid ham madrasa bo'lgan. Ham qasr bo'lgan. Ham qozixona bo'lgan. Ham maktab, ham madrasa, hammasi o'sha joyda bo'lgan. Shuning uchun odatda ilm majlislari mana shu joyda bo'lgani uchun bu yerda Allohning uyi, ya'ni masjidda degan gap alohida ta'kidlanmoqda. Lekin masjiddan boshqa joyda ham jamoa to'planib Allohning kitobidan o'rgansa, Allohning dinidan o'rgansa, masalan madrasadagi talabalar, madrasada talabalar agar ilm o'rgansalar, Qur'on o'rgansalar, bu masjidda emas ekan u savob yo'q deyilmaydi. O'sha madrasada ham mana shu fazilat bor. Endi Allohning kitobini tilovat qilsalar, azizlar, Allohning kalomini tilovat qilish ulug' fazilat hisoblanadi. Tilovatni o'zi ibodat. Bu joyda ham Allohning kitobini o'rganish haqida gap ketyapti, lekin avvalo uni tilovati esga olinyapti. Demak, mu'min musulmon odam Qur'on tilovat qila oladigan bo'lish kerak. Tilovat qilsalar, mana Ramazonlarda biz xatmlarda Qur'on tilovat qilib o'qiymiz, eshitamiz, to'g'rimi? Namozdan keyin mana tilovat qilyapmiz. Aynan mana shu hadislarga tushadi. Biz o'zimiz boshqa joyda tilovat qila olmaymiz, ko'pimiz. Masjidda tilovat bo'lsa eshitishimiz kerak endi uni. O'z asli har kuni bir pora, yarim pora Qur'on o'qishimiz kerak. Ish bilan band, tirikchilik bilan band ekanmiz, boshqa yumushlar bilan band ekanmiz. Hech yo'q, masjidda tilovat qilinganda shundan bahra olaylik. O'ylamang, Qur'onni faqat ma'nosi uchun nozil qilgan. Ba'zi odamlar shunaqa deb falsafa o'qiydi. Qur'on bu dars, nima, ta'lim, u irshod, hukm, hikmat, to'g'ri. Lekin Qur'onni tilovatini bu man qilmaydi. Mana hadisda kelyapti. Hali inshaalloh bir bu haqda alohida to'xtalamiz ham. Payg'ambarlarning birinchi vazifasi tilovat bo'lgan. Qur'on tilovat, Allohning kalomini tilovat qilish bu oddiy gap o'qish, oddiy bir kitob o'qish emas, bu boshqa narsa umuman. Shuning uchun mana shu masjiddagi tilovatlarga e'tibor berishimiz kerak. Bo'lsa 1-2 daqiqa yoq-yoq bo'ladi, lekin mana shu tilovatdan biz foydalanib, bahralanib qolishga harakat qilishimiz kerak. Modomiki o'zimiz tilovat qilishga quntimiz kelmayapti, yaramayapmizmi? Hech yo'q, tilovatni tinglashga himmat qilishimiz kerak. Va ular Qur'onni o'rganar ekanlar, ularni sakinat o'rab oladi. Ularga sakinat yog'adi. Sakinat degan so'zni ikki xil izohlaganlar. Sakinat deganda sukunat nazarda tutiladi birinchi ma'no. Ya'ni ularga xotirjamlik inadi. Ikkinchisi farishtalarga o'xshash sakinat degan bir mahluqlar bor, jonzot bor, xuddi farishtalarning singari. Yo'ningki farishtalarning bir toifasi shu sakinat deyiladi. Ya'ni mana shu endi hadisda farishtalar alohida kelgan uchun ulamolar aytadiki, farishtalarga o'xshash sakinat degan insonlarga xotirjamlik baxsh etadigan mana shunday ko'rinmas Allohning mahluqlari, jonzotlari bor deb ham izohlaydilar. Va g'ashiyatuhumur rahma, ularni Allohning rahmati o'rab oladi. Va haffatuhumul malaika, farishtalar qurshab oladi. Mana shu o'tirishimizda inshaalloh atrofimizda farishtalar qurshab o'tiribdi. Gohida qalb eriydi-ku. Ulamolarimiz aytadilarki, qalb eriganda deydi, farishta tekib ketgan bo'ladi deydi. Bu bir alomati sifatida aytiladi. Va zakarahumullohu fi man inda, Alloh o'sha bandalarni o'zining huzuridagi farishtalar oldida eslaydi. Falonchi rahbar, falonchi hojakam, falonchi shayx sizni esladi desa xursand bo'lasizmi? Faxr tuyasiz. Sharaf tuyasiz. Alloh o'zini kitobini o'rganish uchun, ilm uchun to'planganlarni o'zining huzurida zikr qilar ekan. Ba'zi rivoyatlarda keladi, Alloh farishtalarga aytar ekan: "Men odamni yarataman deganda sizlar e'tiroz bildirgandinglar. Ey Parvardigor, bu odam, bu balchiqdan yaralgan odam yaxshi odam bo'lmaydi bu. Bu qon to'kadigan bo'ladi. Fasodchi bo'ladi, buzg'unchi bo'ladi. A seni qonuniyating esa
Bundaylarga yerini berish emas ki. Seni qonuniyating fasodchilarni yerda hukmron qilish emas ki. Qanday uni unda insonni sen yaratasan? Degan e'tirozni aytuvdinglar. Mana ko'ringlar. Mana meni bandalarim, meni kalomimni tilovat qilmoqdalar, o'rganmoqdalar, dinimni ta'limini olmoqdalar. Deb ular bilan faxrlanadi. Deyiladi. Va man batta bihi amaluhu lam yusra bihi nasabahu. Kimni nasabi ortga sursa, uni amali oldiga surolmaydi. Ba'zi odamlar var, biz palonchilardanmiz deydi. Rasul akram alayhisolatu vasallam aytibdilar, kimni amali agar ortga tortib qolsa, uni nasabi oldiga tortolmaydi. Insonni hayotini, dunyo oxiratini hal qiluvchi narsa bu o'zini ilmi amali. Nasabda sharaf bor. Masalan, payg'ambar avlodi. Aytaylik, ustozlarning avlodi. Xalqqa xizmat qilgan kishilarning avlodi. Sharaf bor. Ana shunday bobangiz bor, ana o'shanday otangiz bor, ana shunday momangiz bor. Faxr. Masalan, biz Imom Buxoriy, Imom Termiziylar bilan o'zimizni iftixor his qilamiz. Ayb emas. Lekin bu quruq iftixor bizni hech narsaga yetkazmaydi. Bu iftixor bizni amalga chorlashi kerak. Falonchining avlodimisan, o'nglan. Falonchini bobom deb bilyapsan, o'shanga munosib bo'l. Mana bu maqsad bo'lish kerak. Iftixor tuyish, faxrlanish, sharaf tuyishni natijasi dangasalik emas, ildamlik bo'lish kerak. Shijoat bo'lish kerak, ilm va amal bo'lishi lozim. Shuning uchun Rasul akram alayhisolatu vasallam ushbu hadisni ta'kidlayaptilar. Xosatan arablarda islom kelishidan oldin nasab bilan faxrlanish o'ta yuqori bo'lgan. Shuning uchun ham payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam jamiyatni tarbiya qilganlarida mana shu illatlarga alohida e'tibor berib, ularni tuzatib bormoqdalar. Bu hadis sharifda mana shu narsa namoyon bo'lgan. Inshaalloh kelgusi suhbatimizda yana hadis shariflarni o'rganishda davom etamiz. Bugungi suhbatimizga yakun yasab, duoga qo'l ochamiz. Amin. اللهم لك الحمد على كل حال ولك الشكر على كل حال وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا الله bizga foydali ilm bergin ilmimizdan foyda olishni nasib etgin Alloh o'zing bizlarga pokiza halol mul rizq bergin bizlarga Alloh o'zing maqbul amallarni nasib etgin o'rganayotgan ilmlarimizni o'zimizga oilamizga jamiyatimizga tatbiq qilib, o'zimiz uchun, oilamiz uchun, jamiyatimiz uchun foydali inson bo'lib hayot kechirishimizni o'zing muvaffaq aylagin. Va sallallohu ala Muhammad va alihi va ashabihi ajmoin.